Economist dergisinin son sayısının kapağında 2017'de dünya manşeti altında dünyada olacak olayları resmeden 6 tarot kartı çizilmiş. Gösterebiliriz. Bazı gazeteciler bu kartlarda resmedilenleri yorumlayan haberler yaptılar. Kapakta çizilen tarot kartlarından birinin adı The Hermit. Hermit sözlük anlamı itibariyle inzivaya çekilmiş kimse, yalnız yaşayan keşiş anlamına geliyor. Bu kartın üzerinde protesto yürüyüşü yapan insanlar ve onlara elinde bir kandil ve asayla bir dağın tepesinden bakan yalnız bir insan resmedilmiş. Alt kısımda da çatlamış bir dünya resmi var. Kartla ilgili yapılan yorumlarda bu kartta görülen yalnız kişinin Mehdi olduğu anlaşılıyor ve insanların isyan ederek bir kurtarıcı beklentisi içine girdiği görülüyor denilmiş. Güzel. Çok güzel. Evet, dinliyorum. Ekonomist dergisinin üzerinde İngilizce The Judgment, yani yargı yazan tarot kartında ise Trump dünyanın üzerinde oturuyor. Fotoğrafı gösteriyoruz. Bir elinde taç, diğer elinde asa var. Bu kartta şöyle yorumlanmış. Bu resim İngiltere veya Kraliçenin Trump'ın arkasında olan, onu destekleyen yapılarca kontrol altına alacağını veya İngiltere'nin sahip olduğu güç ve imkanların el değiştireceğine işaret ediyor olabilir. İngiltere'nin gücünün, yani Trump'ın elindeki taştaki gücün diğer elindeki asaya geçeceği anlatılıyor olabilir. Ayrıca dinler arası bir mücadele olacağı, ancak bunun metafizik bir mücadele olacağı ve iman edenlerle şeytan arasında yaşanacağı resmedilmiş gibi görünüyor. İfadeleri kullanılmış. İngilizlerin devletini, yani Deccaliyeti, Mehdiyet'in devireceğini anlatıyor. İsa Mesih'i sevenlerle Mehdiyet'in ittifak ederek İngilizlerin devletini al aşağı edeceği. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla bunu yapacağı anlatılıyor. Özetle konu bu. İnşallah.